Selamlar. Merhaba. Bugün güzel bir yerdeyiz ve yanımızda iki tane fıstık var. Bundan sonra bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Karavandan biz vazgeçtik. Çok maliyetli olmaya başladı. Astarı yüzünü geçmeye başladı desek de inanmayın. Tabii ki de vazgeçmedik. Aracı almıştık biliyorsunuz, aslında Fiat Ducato aldık. Adapazarı'na gittik, bir yerle anlaştık. O süreçle ilgili sizi bilgilendireceğiz. Ama şu anda artık orada dönüşüme girdi. Biz adım adım sizi bilgilendiriyor oluruz süreçle ilgili. Şu anda dönüşüme girdi. Bakalım en sonunda karavan olduktan sonra nasıl bir şekil alacak, onu biz de merak ediyoruz. Bizim ikimizin de o konuda bir el becerimiz olmadığı için, kendimizi dönüştüremeyeceğimiz için ve aslında o kadar da vaktimiz olmadığı için ikimiz de hafta içi çalışıyoruz. Çok isterdik yoksa böyle biraz da biz kendimizden bir şeyler katalım diye, ama çok imkansız. Evet. Bizim için imkansız. Bizim için şu an çok imkansız. Hem öyle bir el becerimiz yok o konuda, hem de dediğimiz gibi o kadar vaktimiz yok ikimiz de çalıştığımız için. Dolayısıyla en sonunu biz de merak ediyoruz şu anda. Yani biz gittiğimiz zaman elbette ki bir şeylerin nasıl olması gerektiği konusunda anlaştık. Ama gene de en sonunu insan merak etmiyor değil mi? Tabii ki, yani biz söylüyoruz, kağıt üstünde çiziliyor. Ama evet, bittiği zaman acaba bizim söylediğimiz gerçekten görüntü olarak güzel olacak mı, olmayacak mı? Bunları biz de merak ediyoruz. Kesinlikle. Bu süreçte ilk defa aracı kullanmış olduk. Öncelikle herkese günaydın. Ya da bize günaydın. Evet, günaydın. Çünkü saat sabah 5.30 ve biz aslında ilk defa şu an aracı kullanacağız. Evet. Ve şu an ilk kez çalıştırdım. Hadi bakalım. Ay, çok merak ediyorum şu anki durumu. Daha doğrusu ilerleyen dakikalarda ne olacağını. Biraz ışık verdim ama çok üzgünüm. Biraz daha bunların olmam gerekiyor. Yok, şimdi çok yukarıdasın diye değil mi? Bence inmiyordur. Biz zaten şey olarak, yani minibüs olarak yukarıdayız şu anda. Yani böyle olmak zorunda olduğumuz için böyle. Hadi bakalım. Dikkat et. İyi ki bu saatte çıkıyoruz. Evet, kesinlikle. Normal arabayı kullanıyor gibi düşün. Yani tesadüf ettim mi bilemiyorum da. Çok heyecanlı, kapatıyorum şu anda. Araç alındıktan sonra aslında hiç kullanılmadı. Yani ruhsat elimize geçti. Elimize geçtikten sonra Volkan sürekli başkalarından rica ederek, ya şu arabayı bir eve getirir misiniz? Şu arabayı şuradan şuraya oynatabilir miyiz? Şimdi bakıma gidecek, oraya bir götürebilir miyiz? İlk defa Adapazarı'na giderken Volkan sen de kullanmış oldun. İstersen bu hem yol tutuşuyla ilgili hem kullanımıyla ilgili biraz bilgi vermek istersen. Yani açıkçası şöyle bir durum oldu, zaten seninle de konuştuk. Yani ben aracı aldıktan sonra işte eve başkası getirdi, arabanın bakımını yaptırmaya, bakım yapacak kişi arabayı evden aldı, geri getirdi, tekrar eve geri getirdi. Şimdi ben de şöyle bir şey düşündüm, yani eninde sonunda bu arabayı ben kullanmam gerekiyor. Biz de karar verdik, dedik ki madem araba Adapazarı'na gidecek, bu arabayı benim kullanmam lazım, çünkü bu kurtuluş yok. Dolayısıyla ben de gözümü kapattım, dedim ki o zaman dedim sabah 5.30-6'da çıkalım, en azından yollar boşken. Öyle çıkalım dedik. Cumartesi günü o şekilde çıktık. Gerçekten de şey oldu. Yani korktuğum kadar değilmiş. Belki başka, evet, belki başka bu karavan olayına girmek isteyip de aracı kullanmaktan korkanlar varsa, benim kadar pimpirikli birisi bile o kadar rahat kullandıysa, evet, çok rahat kullanırsınız. Yani zaten bu araçların hepsi aynı. Bu PSA grubu dediğimiz araçlar, kasası aynı, işte direksiyonu, iç yapısı hepsi aynı. Dolayısıyla normal bir araç kullanıyorsanız bunları kullanmada da hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Sadece biraz daha yukarıdasınız, biraz daha havadan bakıyorsunuz. Belki işte aynalara, yan aynalara biraz dikkat etmek lazım. Çünkü dikiz aynası olmayacağı olacağı evet, için. Evet, o önemli. Bir de işte virajlar... Senin. Yani dikiz aynasına bakma ihtiyacı evet. hissediyorsun çünkü öyle yani bir sürekli böyle var. Göz sürekli havada kalıyor ama o da aşılabilecek bir şey değil. Bu arada biz geri görüş kamerası da taktırdık araca ama onun dışında bir tane de geriyi gören bir kamera taktırmayı da düşünüyoruz aslında evet, sürekli evet. geriyi gören. Evet, bu yanımızdaki gördüğünüz fıstıklardan bahsedelim biraz da. Evet. Bizim aslında 2 tane bisikletimiz vardı. Bizim için bisiklet çok önemli. Özellikle yaz aylarında, iş çıkışında bile yani iş dönüşlerinde bile mutlaka sahil kenarında bisiklete biniyoruz. Ama onun dışında örnek veriyorum bir yere gittiğimizde, tatile gittiğimizde oralarda da bisiklet kullanıyoruz. Çünkü bizim bulunduğumuz yer marketlere de epeyce uzak. Hem ev ihtiyaçlarını da aynı şekilde bisikletle karşılıyoruz ama ne yazık ki biz daha önceki bisikletlerimiz bu arada Decathlon'dan almıştık. BTV'lerimiz vardı. Evet. Sen önüne bak. Katlanır bisikletlerden de çok rahatlıkla deniz otobüsüne koyabiliyorduk, araca koyabiliyoruz, her yere koyabiliyoruz, otobüse koyabiliriz. Fakat biz onları ne yazık ki apartmandan çaldırdık, evet. ikisini evet. birden. O yüzden böyle bir 4 aylık bir süreçte bisikletlerimiz yoktu ve onun eksikliğini çok hissettik ama Allah'tan ki kış aylarına denk gelmişti. Evet. Şimdi Nisan ayında yani bu ayın içinde bir fuar oldu, bisiklet fuarı. Sonra tekrar böyle yaptığınız zaman şu an şifreniz kırılıyor. Ne? Nereye? Yaparsanız evet. 30-25 şu an. Şu çıkıntıya mı bekletmek lazım? Biz de onu kaçırmak istemedik. Genellikle fuarlarda biraz daha indirimli olabiliyor evet, değil mi? Yani ufak da avantajı oluyor, kampanyalar oluyor. O yüzden de biz de yararlanmak istedik. Evet. Daha önce aslında deneyimlemediğimiz bir marka evet. satın aldık. Bu arada benimki birazcık daha sonrasında sürprizli oldu. Karar aldık her ikimiz de. Volkan'ınkisi 108, benimkisi 121. Modelleri Flexi 108 ve 121. Benimkisini ben 7 vitesli olarak biliyordum. Volkan'ınkisi 8 vitesliydi. Fakat benimkisi 21 vitesliymiş. Daha sonradan biz videolarını izlerken fark ettik. Yani acaba insanlar memnunlar mı diye videolarını izlerken YouTube'da fark ettik ki 21 vitesliymiş. Halbuki o da şöyle aslında anlamak lazımdı. Biz fuardan çıktıktan sonra ben bisikleti kullanmaya başladım. Oradaki açık alanda. Kullanırken 7. vitese kadar getirdim ve o kadar rahat dönüyor ki normalde BTV'lerde evet, öyle değildi. 6'dan 7'den sonra vites zorlamaya başlıyor. Ama o kadar rahat kullanıyorum ki bir terslik var eminim. Meğer 21 vitesmiş. Sonradan öğrenmiş olduk. O da benim için ekstra bir sevinç oldu aslında. Evet, kesinlikle çünkü yokuşlarda çok işine yarayacak evet. bir özellik olacak. Kesinlikle. Zaten biz şeyden anlamamız lazımdı. 108, 121 deyince aslında onlar vitesmiş. Mesela benimki 108 olduğu için 8 vitesli. Özge'ninki 121 olduğu için 21 vites. Böyle şimdi bugün de hem bisikletlerimizi sürmek için böyle güzel bisiklet alanları bulduk. Güzel ormanlık alanlarda. Hem bisikletlerimizi kullandık hem de güzel bir hava değişikliği oldu. Aslında Kartepe'ye kadar çıktık biz. Güzel manzaralar yakaladık. Karavanı teslim aldıktan sonra içinde neler olduğunu aslında sizinle daha detaylı bir şekilde paylaşacağız. Evet ama şöyle bir özet geçmemiz gerekirse aracımız 15 metreküp olduğu için yatağımız yani sabit yatağımız, sabit banyomuz, dörtlü bir oturma koltuğumuz, daha doğrusu oturma grubumuz, mutfak bölümümüz olacak. Dörtlü oturma grubunu tercih ettiğimiz için de şoför koltuğu değil sadece yolcu koltuğunun döner bir şekilde olması sağlanacak. Onun dışında da daha detayları araç bittiği zaman zaten size detaylı bir şekilde maliyetleriyle beraber paylaşacağız. Bu en arka kısımda yatağın altına da bu bisikletlerimiz için aslında bir yer yaptık. Dediğimiz gibi bisikletler bizim için çok önemli. O yüzden her gittiğimiz yere de yanımızda götürüyor olacağız bisikletlerimizi. Katlanır olduğu için de kolaylıkla sığdırabileceğimizi düşünüyoruz. O boşluk alanı da bu şekilde bisikletlerimiz için değerlendireceğiz. Aynı zamanda patenimiz var, kaykay, bir sürü aktiviteyi gittiğimiz her yerde rahatlıkla yapabilmemiz için gerekli donanımlarımızı da yanımıza alıyor. Bu seyahatler için aslında şimdiden çok heyecanlıyız. Bir tane Türkiye haritası almayı planlıyoruz. Bizde bir tane dünya haritası var Scratch Map'lerden, böyle gittiğiniz her ülkeyi kazıyorsunuz ve detaylıca hepsini görmüş oluyorsunuz. Ama bir Türkiye haritamız henüz yok. En kısa zamanda bir Türkiye haritası edineceğiz ve aslında böyle bir dartla ya da böyle bir nokta atışıyla gözlerimizi kapatıp rastgele bir yer belirleyip aslında yavaş yavaş yola çıkmayı planlıyoruz. Onun için şimdiden heyecanlıyız. Gitmediğimiz yerlere gitmeyi hedefliyoruz. Görmediğimiz yerleri görmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte de bisikletlerimizle şimdilik karavanımızı teslim alana kadar devam edeceğiz. Evet, yaklaşık bir ay gibi bir süreç. Güzel bir doğanın içerisindeyiz bugün. Bugün buradan bir video çekelim dedik. Aslında karavanımıza da yakınız. Evet, karavana aslında şu an çok yakınız. Kocaeli tarafındayız biz şu anda. Kartepe'ye çıktık. Güzel görüntüler aldık. Tepelerde kar vardı. Ve çok soğuktu. Şimdi arka tarafta bir dere var. Belki sesi geliyordur, emin değilim. Bize geliyor. Kuşlar cıvıldıyor. Arkada dere var. Mis gibi doğa kokuyor. Umarım size de bunu yansıtabilmişizdir. Bizim şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Karavanla ilgili, süreçlerle ilgili de bilgi aldıkça sizinle paylaşmaya çalışırız. Ama en güzeli bittiği zaman içinden bizzat bildirimde bulunmak galiba. Bir de tecrübe de etmiş olacağız. Bir sürede olsa. Kesinlikle. O şekilde size de daha doğru bilgiler vermiş oluruz. Evet. O halde şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.